Uzun zamandır ucuza nasıl coin alırım diye soruyordunuz. Sizlere yeni bir site buldum. MMORX sitesinden Koray kodunu kullanarak %7 indirimle coinslerinizi alabilirsiniz. İnnal veya diğer kredi kartları için G2A ödeme seçeneğine tıklayabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Herkese merhaba, ben Koray. Bugün sizlerle birlikte muhteşem bilgilerimle beraberim arkadaşlar. Yeni sızdırılan etkinlikler arkadaşlar. Etkinlikler, yeni etkinlikler sızdı. Hem de iki tane etkinlik arkadaşlar. Bir tanesi gerçekten efsane. Muhtemelen başlıkta da gördünüz. Ama arkadaşlar ben böyle sizlere bilgilendirme videoları çekiyorum. Ve hepsi de çıktığı için sizlerden lütfen bu videoyu like'larınızı, bombalamalarınızı bekliyorum arkadaşlar. Daha fazla bilgilendirmeler için gerçekten sizleri çok fazla bilgilendiriyorum. Ve bu videoda da sizlerden tam 6000 like bekliyorum arkadaşlar. Bu videonun efsane izleneceğini biliyorum. İzleyen herkes bu videoya like atarsa bu video 6000 like çok kolay olur. Hemen aşağıdan like'larınızı bırakın arkadaşlar. Ve hala abone olmadıysan da lütfen abone ol. Lütfen sana diyorum bak. Ben olmasam ne olacak ki deme. Abone ol. Ailemize katıl. 100 bin aboneye yaklaşalım. Hemen abone ol. Bildirimleri de açmayı unutmazsan oradaki zile basarak. Çok sevinirim. Evet arkadaşlar, gerçekten efsane etkinlikler geldi. Gerçekten çok muazzam etkinlikler geliyor. Ben çok bakmadım ama muazzam yani gerçekten. FIFA Mobile Türkiye diye bir Twitter sayfası var. O paylaşmış. Sızıntı, yeni yıl etkinliği, yeni yıl oyuncusu, yeni yıl puanları, geri sayım puanları ve saatlik bonuslar arkadaşlar. Gerçekten efsane. Her saat başı bonus gelebilir yani. Galiba öyle, tam anlamadım. Arkadaşlar etkinliğin zaten sızdırılan fotoğraflarını görüyorsunuz. Bir bu fotoğraf var. Zardeş. 90'lık Zardeş gerçekten efsane. Bu arada diğer etkinlik çok daha güzel. Yani bir sonraki göstereceğim etkinlik çok daha güzel. İki ayrı etkinliği bir videoda çekiyorum arkadaşlar. O yüzden iki katı like bekliyorum sizlerden. Çünkü iki tane ayrı video çekip hem video sayımı azaltmış olurdum, hem video fikri düşünmekten yorulmamış olurdum. Ama sizler için ben ikisini aynı videoda birleştiriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada Zardeş var. Hızına bakar mısınız? Efsane değil mi ya? Gerçekten efsane ve çok artmamış hali bu arada bu. Hani iki boost verilmiş hali, gerçekten efsane. Muazzam muazzam. Zardeş adamın dibi, muazzam bir kartı ver. Böyle de bir fotoğrafı var. Etkinliğin arkadaşlar ben şahsen çok aşırı beğendim. Ve efsane ya, daha ne diyebiliriz arkadaşlar. Efsane değil mi sizce de? Bence bu etkinlikler muazzam. Ve şimdi hemen bir diğer bildiriye geçiyoruz. Yeni yıl etkinliğinden ekran görüntüleri arkadaşlar. Hour 01 bonus, yani saatlik bonus bu. 10 yıl bir şeyler diyor. Athletic Scansures, çok anlamadım. Etkinlik bu ama tamamen sızdı arkadaşlar. Tam olarak böyle olacak yani. Böyle şeyler göreceksiniz. Böyle tokenler toplamanız gerekecek yani. Bunları kesinlikle unutmayın. Bu tarz bir etkinlik de olacak yani. Bunu unutmayın arkadaşlar. Sızıntı Long Road arkadaşlar. Şimdi onu anlattım sizlere. Umarım beğenmişsinizdir etkinliği. Beğendiniz mi beğenmediniz mi yorumlara yazın. Hangisini daha çok beğendiniz bunu da yorumlara yazın. Gerçekten bu yorumlarınıza bakıyorum. Bu yorumlarınız benim için çok önemli arkadaşlar. Ben de hangisini beğenirseniz onu daha çok çekerim çünkü. O yüzden bu tarz yorumlarınızı yazın. Ayrıca merak da ediyorum yani hangisini daha çok beğenirsiniz diye. Burada yeni sızıntı Long Road yeni bir oyun modu olarak karşımıza çıkacak. Bir nevi oyuncu yaratma kariyerinin başında olan bir oyuncuyu geliştireceksiniz ve size bağlı olarak özellikleri değişkenlik gösterecek arkadaşlar. Diyor ki oyuncuyu kendiniz geliştireceksiniz. Kendi oyuncunuz olacak ve bunu siz kendiniz geliştireceksiniz diyor. Abi efsane bir şey ya. Düşünsenize, biz oyuncumuzu yaratıyoruz. Eğer etkinlik böyleyse gerçekten efsane ya. Yok böyle bir şey abi. Oyuncumu yaratıyorum ve sonra bunu geliştiriyorum. Gerçekten çok süper olur. Umarım böyle olur. Umarım düşündüğüm gibi olur. Adını falan kendimiz koyuyoruz. Gerçekten efsane olmaz mı ya? Fotoğrafımızı falan ekliyoruz falan. Gerçekten güzel olur da öyle olacağını çok tahmin etmiyorum. Ama yine de bence çok güzel bir şey gelecektir diye düşünüyorum. Çok da fark etmez yani ne kadar değişik olacağı. Bu etkinlikten bir fotoğraf ve bu da Founding Background Pieces. Yani bu da bir fotoğraf. Bu fotoğraftan ne çıkartabiliyorsanız. Ben çok fazla bir şey çıkartamadım. Siz bir şeyler çıkartabildiyseniz bunu yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Ve yeni mod Long Road daha çok PES'teki Become a Legend moduna benzeyecek gibi hashtag FIFA Mobile yazmış. Yani daha çok PES'teki Become a Legend moduna benzeyecekmiş. Yani PES'teki efsane olun moduna benzeyecekmiş diyor. O tarz bir durum var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sizlere yeni gelen etkinliklerle bilgilendirdim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ve şimdi ikon puyol çıkardım. Paketi açmak için bir maç oynayacağım. O maçı kazandıktan sonra ikon puyolu çıkarmak için, yani çıkardığım paketi açacağım. Bakalım bu sefer ikon puyol veya çok daha efsane bir ikon çıkacak mı? Yoksa boş boş bir şey mi çıkacak? Sizlerle birlikte hem maçın heyecanını yaşayacağız hem de paketin heyecanını yaşayacağız. Geçmeden önce yorumlarınızı, like'larınızı Instagram'dan takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, giriyoruz etkinliğe
Ve bakalım neler olacak. Ben daha önce de oynamıştım ama gerçekten maçta heyecanlıydı. Çok zevkliydi. Soriano'nun ortası, Petit'in kafası ve gol arkadaşlar. İlk dakikada gol attığımı şimdi hatırladım. Gerçekten çok sevinmiştim. Çünkü çok zorlanıyordum arkadaşlar. Bakalım bu maçı kazanabileceğim mi bu arada. Zaten kazanamazsam size göstermem ama gerçekten efsane. Maç heyecanını benimle yaşayın arkadaşlar. Maçı izleyenler yorumlara yazabilir mi? Bir dakika, birazdan ben bir şey söyleyeceğim. Onu yorumlara yazın. Onlara kalp koyacağım. Maradona, Ronaldo, Gullit, Owen, ooo az farklı dışarıya çıktı ama neredeyse gol yiyorduk bu arada arkadaşlar. Areola, Charles Puyol, Puyol. Evet arkadaşlar, yorumlara şu anda benim takımımda oynayan en sevdiğiniz oyuncuyu yazın. En sevdiğim oyuncu boşluk ya da kendi takımınızda da olur. Aynen, FIFA Mobile'e en sevdiğiniz oyuncu, en sevdiğim oyuncu boşluk, işte o oyuncunun ismi. Ben mesela Dele Alli diyebilirim, Lewandowski diyebilirim. Size tam söylemek istemiyorum şu anda. Tam olarak aklımda da yok çünkü daha çok oynamadım yeni oyuncularımla. Takımım bayağı bir gelişti bu arada, spoilerını vereyim. Yeni videolarda efsane takımlarımı göreceksiniz. Coins falan çektim, değişik şeyler yaptım yani. Beklemede kalın. Dediğim gibi bildirimleri açmayı unutmayın. Çok güzel izliyorsunuz zaten. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Skriniar, Cristiano Ronaldo, Petit, Gullit diyecektim ama bizde Gullit maalesef yok daha. Petit var. Petit, Ali, Lewandowski, Charles Puyol, Dele Alli geçemedi, Gullit, Owen, Ronaldo, Skriniar, Lewandowski şimdi. Lewandowski verdi pasını Soriano, Alli, Soriano. Evet, Rabiot çok güzel. Soriano şimdi Alli'ye verdi. Arkadaşlar ben oynuyormuşum gibi düşünürseniz çok sevinirim gerçekten. O heyecanı şu anda ben yaşıyorum. Siz de benimle beraber yaşayın. Rabiot. Bunu ekranını kaydetmek çünkü o kadar kolay bir şey değil. Rabiot açtı ortaya. Son vuramadı abi. Oha, ben burada çok felaket çıldırırdım bu arada ve yine de çıldırdım. Ancak zaten hemen ardından Lewandowski ile golü bulmuşum. Gerçekten zorlanıyordum bu arada arkadaşlar. Takımımın biraz daha gelişmesi ve artık üçlü defanstan vazgeçmem gerekiyordu diyecektim ki bu maçta işte üçlü defanstan vazgeçip girdim ve çok rahat oynadım. Görüyorsunuz zaten beşli defansla oynuyorum. Rabiot ve Ronaldo beklerdi. Şimdi Ronaldo'yu da göreceksiniz galiba. Yok, görmediniz. Evet arkadaşlar, ilk yarıyı 2-1 kazandık. Çünkü 5'li defansın katkısı bu. Eğer bu maçları kazanamıyorsanız direkt 5'li defansa geçin arkadaşlar. Bir gen fark ediyorsa çok önemli değil ama 2-3 gen fark ediyorsa geçmeyin. Yani mesela benim genim normalde diyelim 85'ti. Tabii o kadar değil, şu an 90 falan. Diyelim 85'ti 3'lü defans hali. 5'li defans hali ise 84. O zaman 5 defansa geçebilirim. Nasıl olsa çok fazla bir şey fark etmiyor. Ayrıca defansımı da daha rahat yapabiliyorum ve daha kolay maçı kazanabilirim. O yüzden böyle bir şey yapabilirsiniz. Ama karşı atakta gen çok önemli olduğu için karşı atak konusunda öyle bir şey söyleyemeyeceğim. Ama mücadele ve etkinliklerde bunları yapabilirsiniz. Yani sizlere bunu söyleyebiliyorum. Ayrıca de arkadaşlar geninizi olabildiğince yüksek tutmaya çalışın ve kadronuzu mümkünse 5'li defansa göre dizin. Yani sol kanat bek, sağ kanat bek falan gelince etkinlikleri alabilirsiniz. Yani bu konuda hiç şüpheniz olmasın. Ben şu ana kadar öyle dizmedim. Öyle dizse miydim bilmiyorum ama şu ana kadar öyle maalesef dizmedim. Dizenler illa vardır. Neyse bakalım. Owen çok rahat geldi. Abi süper savunmuşum bu arada. Charles Puyol. Puyol'u çok seviyorum bu arada arkadaşlar. Puyol'dan çok memnunum. Onu da yükseltebildiğim kadar yükseltmeye çalışacağım. Delali'yi de yükseltebildiğim kadar yükseltmeye çalışacağım. Petit çok güzel gidiyor. Sanki bir sağ kanat gibi top sürdü. Sanki bir çöp gibi. Hani hiç efsanevi olmamış. Hatta efsanevi kartı çıkma ihtimali olmayan kötü bir futbolcu gibi de pas attı. Ama top sürmesi gayet güzeldi. O pasta olacak abi, artık o kadar yapacak bir şey yok. Pele ve gol, maç 2-2 oldu. Oha, bir dakika, ben bu maçı kazanmış mıydım? Abi kazanmıştım diye hatırlıyorum ya. Umarım kazanmışımdır. Kazanmadıysam çünkü öyle bir kayıt bulamayacağız. Ve bir daha başka bir video çekmem gerekecek. Evet, Lewandowski. Umarım kazanmışımdır. Hadi Lewandowski, bu golü atman lazım. Hadi. Attın mı? Evet. Güzel 3-2 abi. Kazandım. Hala emin olamadım biliyor musunuz? Gol yedikten sonra korkmaya başladım. Çünkü hiç kazandığıma emin değilim. Ronaldo. Dün oynadım ama unuttum. Ronaldinho. Dele Alli.
Lewandowski'yi. Lewandowski'yi. Gerçekten güzelsin. Tamam abi, orada oyunu soğutalım. Güzel. Ali. Soriano. Soriano. Ben bu golü hatırladım. Abi bu gol muazzam değil mi? Abi bu gol neyin nesi? Arkadaşlar bu gol tarihe yazılır. Soriano ile çektiğim ilk uzaktan şuttu bu galiba. Ve efsane bir gol. Bu arada arkadaşlar çok uzun zamandır oyun oynamadım diye değil. Ya da video depo video falan değil, merak etmeyin. Bu arada 4 iş oldu. Video depo video falan değil. Dün çektim, bugün de yayınlayacağım yani. Şey olarak söylüyorum. Bu video nasıl bir video? Aklıma gelsin söyleyeceğim. Soriano ile çok az maç oynadım. O yüzden Soriano ile ilk defa uzaktan şuttum. Yoksa hani çok da fazla şey değil yani. Soriano'yu aldıktan sonra oyunu çok fazla oynamamıştım diyebiliriz. Ve 4-3 kazandık maçı arkadaşlar. Bakalım bu kadar emek sarf ettik, bu kadar şey yaptık, bize bir ikon verecek mi EA? Bakalım takımımıza yeni bir ikon katılacak mı arkadaşlar? Şu saçım da bir düzelmiyor. Kestirsem mi bilmiyorum. En son kestirdiğimde bayağı bir pişman olmuştum. Bilemiyorum. Yorumlara yazın arkadaşlar. Kestireyim mi? Kendine güvenden bir berber arıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 20.000 ikon XP'si çıktı. Maalesef efsane bir şey çıkartamadım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ama gerçekten güzel bir video oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like'larınızı gömçürün. Şuradan kanala abone olabilirsiniz. Ve şuradaki iki videodan herhangi birisini kaçırdıysanız lütfen gidin arkadaşlar. Yani kanalla ilgili video arıyorsanız ve kaçırdıysanız iki videoda efsane, iki videoya da gidebilirsiniz. Hoşçakalın, sizi seviyorum ve bay bay.